geliyor, kurt geliyor. Öyle yapayım Yağmur diye düşündüm. Şuna bir bakayım mı? Kahve falan yapsaydık sana ya. İşte. Yani, vallahi aklıma geldi, kusura bakma. Yani, eminim aklına geldi. Hiç bak işte hizmete bak. Geç onu Allah İzzetli aşkına. Ya Allah aşkına Burak geç. İyi ki doğdun bu. Arkadaşlar bugün Burak başlıyoruz. Bugün efendim seninle birlikte Mayıs ve Haziran aylarında viral olmuş olan, sosyal medyada sıkça paylaşılmış videoları... Ben hiç viral videoları bilmem. Bakalım kaçını biliyorum. İzleyerek yorumlayacağız. Kendime challenge. Nasıl yani? Yer yer cringe olacağız, yer yer güleceğiz, yer yer de ağlayacağız bir videoda. 12 Haziran'da AFAD tarafından birçoğumuza biliyorsun bir mesaj geldi. İlk önce bir onu hemen göstereyim. Hayati uyarı bildirimi, ne oluyor lan? Oy. Bu ses ne? Evet, mesaj böyle gelmiş ama bana sesi gelmedi biliyor musunuz? Bana da geldi bildirim. İlk atılan değil, ikinci atılan bana da geldi ama sesi gelmemişti. Sanki ülkeyi bombalıyorlar. Benim telefonu tuttu lan böyle dedim. Seyri, ne oluyor bekle, oğlum? Birazdan yapacağım. Kesin nükleer füze falan attılar, haberi veriliyor zannettim ben. Çünkü daha önce böyle bir şey hiç olmadı, anladın mı? Telefon öyle bir öttü ki korktum böyle, ne oluyor lan diye. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bana gelmedi. Hatırlıyorum bugünü bu arada. Sana gelmedi mi? Gelmedi abi. Herkes bunu paylaştı, bana gel. Ben de paylaşayım diye baktım, telefonum asla yok. Ya da mesela kurtarılmaya değer olarak mı acaba seni görmeyip de hazırladın? Bence yanlış bakıyorsun. Nasıl biliyor musun? Nasıl abi? O kadar ileri görüşlü, elegan bir insan ki zaten bizim ona bir şey söylememize gerek yok. O kendini kurtarır falan. Farkındadır her şeyin diye. Boşuna internetimizi harcamayalım. Daha ihtiyacı olan insanlara gönderelim deyip göndermişlerdir diye düşünüyorum ben. Vergimi veriyorum. Benim maaşımdan bile vergi alıyorlar ya. Kalbi olan kalp krizi geçirtir. Ya ses çok böyle... Ben uyuyorum. Tamam, başka videoya bak. İyi videomuza. Allah Allah. Aaa. Nasıl şanslı? Wow 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 wow. Oğlum adam ne kadar şanslı. Oha oha oha. Helal lan adama. Şey değil mi? Cehenneme diyor ki not this time bitches. Oğlum adam çok abi şanslı. Bak şey, bunu ben hiç görmemiştim. Şu da oturuyorsa otururken pat diye yer göçüyor. Bu ve böyle... sen ayağını böyle 2.80 uzatıp diğer kısma adım atıyorsun, şans eseri. Kat mı yoksa zemin zemin falan mı? Abi gerçekten bilmiyorum. Zeminse çok kötü, cehennem falan varmış böyle evin altında, çok korkunç. Sende böyle bir refleks var mı biri ya? Biri şey demiş bu adama, yer yarılsın da içine gir inşallah demiş, demiş. Bu da doğruculamış. Aynen. Sen doğrucu ama kaç doğruysaydın. Aynen. Çok alakası ya, çok kötü espri yapıyorsun. Bırak ben yapayım. Yap hadi. Yaptım işte. Bu espri miydi? Evet. Bir şey diyeceğim bu arada. Söyle abi. Kahve başta zaten görmedik. Sakın yanlış anlama bu arada, bunu laf sokmak için söylemiyorum. Evet. Boğazım kurudu için tabii, içebileceğim böyle bir... Oy. Tamam, diğer videoya geçelim. Şu ya bu arada, helal olsun. Oooo! Ya bu kadar zor bir şey değil, bunu baştan yapacaktın işte, bu kadar basit. Geçiyoruz. Videoyu açımda sevdim. Çok iyi olmuş ya bu arada. Helal olsun Memik sabah. Ben bunu da hiç görmedim. Gözleri kırmızı oluyor muydu bunlar? Bu versiyonu. Vaa çok iyi, bu ne lan? Ben buna bayılıyorum bu arada. Geçen gün bunun videosunu yaptım. Bak. Video kötü olabilir ama yapılan iş o kadar güzel ki. Kendimi buraya koydum. Evet, remixi diyor. Diyorum yani tabii doğal olarak da. Video cringe olabilir ama daha keyifli hale gelince bu işler daha... Vallahi mağarada yaşıyorum galiba, görmedim. Bir şey söyleyeceğim, ben Instagram'a çok bakmıyorum işte. Instagram'da kesin paylaşılmıştır. Daha kaliteli ve daha güzel olabiliyor diye düşünüyorum. Bu o... Çok iyiymiş. Bu ne lan? Ne diyor peki? Donat. Evet. Gerçekten güzel. Sıradaki video mu? İşin kötüsü ne biliyor musun? Ben bunun normal halini bilmiyorum. Remix halini biliyorum bir tek. Donat. Üstten aşağı. Donat. Cin isimlerimi sayıyormuş. Oha, gerçekten mi? Beyaz TV'nin her açıdan programında kendini metafizik uzman olarak tanıtan Pelin Hürman cin çıkartma seansı yapıyor.
İzlediğimiz görüntülerde bu seansın üzerine edit yaparak yayınlayan Remix adama benim ay. Hiç haberim hem yok. Hem Remix hakkında düşünüyorsun hem de videonun orijinali hakkında. Remix hakkında kesinlikle muazzam bir iş. Asla ona kötü bir şey söylemez. Sadece diğeri... yani tabii ki de ihtiyacı olan insanlar olabilir, pek bir şey demek istemem ama saçma yani. Televizyondan cin çıkarmak, ne bileyim, bir transa geçerek bunu yapmak, bilmiyorum. Sağdan sola, üstten alta falan. Bunu at diyormuş çok orada. Çok garip bir ülke olduğu için artık böyle şeylere çok da şaşırdım. Şimdi abi bu video ile ilgili ikinci bir videomuz daha tamam. Var. Yine viral olan, hemen onu da... Hadi hemen bakalım, hızlı. Bak bu video mesela muazzam, muhteşem bir video. Oğlum lan bir şey söyleyeceğim. Videodakiyle adamın farklı videoda ekstra böyle yüzünü böyle uzatmışlar gibi değil mi? Bu adam değil mi bu? İzliyoruz. Bak bu video mesela muazzam, muhteşem bir video. Kız! Aa, matlı çocuk. Ama komik olmuş ha. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten. Ben Marty'ye güldüm. Çok iyi sallıyorum ya. Cini çıktı ama gördüm. Gerçekten öyle en sonunda. Ay tövbe. Böyle bir şey beklemiyordum. Evet. Paylaşımları Instagram'ın sevilen ismi o gün Alibaş'ın bu videosu abi kısa sürede 2 milyon üzerinde seyredilerek oldukça sevilmiş efendim. Sen beğendin mi? Ben bayılıyorum. Her videosuna bakıyorum yani. Evet. Bu martı nasıl sürekli geliyor? Aynı martı mı geliyor ve aynı martı. Nasıl çekiyorsun? Aynı martı geliyor. Şöyle martılar daha çok ürkek ve aşırı güvensiz hayvanlar. Evet. Ben birçok martı kuş besliyordum. Bir gün benim aramızda böyle duygusal bu arada size bir şey söyleyeceğim. Benim de sürekli rüyamda ben ne gördüm biliyor musunuz geçen gün? Sürekli benim camlarım açık yatıyorum ya ben şey olduğu için, hava sıcak olduğu için. Camın önüne de sürekli kumru gibi, kumru muydu onlar? Kumrular geliyor işte, tamam mı? Kuş olan kumru, yiyecek olan değil. Neyse işte artık o kadar çok şey olmuşum ki ben hep gece onların sesini uyanıyorum sabah. Neyse işte o kadar çok şey olmuşum ki rüyamda falan sürekli artık evin içine böyle kartal girdiğini falan görmeye başladım. Rüyamda böyle salak saçma rüyalar görüyorum. Evin içine kuş giriyor rüyalarımda. Olmaya başladı. Baya baya arkadaşımla falan kalıyorum şey diyorum işte. Ya diyorum benim eve gitmem lazım. Niye? İşte martı var. Nasıl yani? Martım var, beslemem lazım. Çünkü geliyor artık mesela simit yemiyor. Hamsi yiyordu, hamsi yemiyor. Ya istavrit ya somon yiyor şu an sadece. Ve alıştırıp... Yani iyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım bilemiyorum. Ya diğer martılara Allah yazık Allah. Böyle bir şey atıyorsun. Midin izlencisi gibi böyle üfleniyorlar. Bu ne martı olmuş. Evet, evet, o asla bir şey kabul etmiyor. Bayağı bir kokluyor hamsiyi. Oha, evin içine kuş girmesi yani temsil ediyor. Ama bu benim, bana böyle nakledilmiş bir şey değil ki. Ben sürekli korktuğum için gece yatarken içeri inşallah kuş girmez, beni gagalayarak uyandırmaz diye düşündüğüm için öyle görüyorum aslında. Dur telefonumu sessiz alayım, çok sesi geliyor. Falan yok. Ve Galatasaray da ismini öğrendi artık mesela. İsmini şey yapacak. Yeni videoya geçelim. Sen tatil köyünde animasyon yapmaya mı başladın? Bunu da görmedim abi. Ben hiç bu videoyu görmemişim. Aman. Devam yok mu? En önemli yerinde nasıl kesersiniz ya? Muazzam bir ortam değil mi şu an burası? İnanılmaz. Beni şuraya atın. Mesela şu darbukacı abinin saçı. Değil mi? Muntazam. Arkadaki şu şalvarlı, mavi şalvarlı teyze ben yalnız. Evet. Çok iyi. Bu klip zaten değil mi muhtemelen? Klip, evet. Yani direkt çekince anasını satayım ooo falan yapıyor millet. Burada çekilince... Aaa! ...çekince şey mi yaptılar? Kimse yok, kimse bir şey demedi. O şarkının klibi miymiş bu? De aslında... Bir şey yapma, güzel bir şey. Biri laf etsin var. Biri bir şey desin. Yorumlarda bakacağım. Hakikaten geçtiğimizde en çok paylaşılan videolarından bir tanesi oldu. Bu video abi Kuştepe'de çekiliyor. Kuştepe, severiz. Evet. Hazırlığı orada okudum şeyde, bilgide. Nasıl? Kuştepe'yi bilirim. Kuştepe'yi biraz anlat. Yok İstanbul abla dinle. Twitch klibi. Unicron çok komik. Ortak keyif geç videoyu, geç ilerleyelim bakayım. Müzik çok kaliteli ya. Veya çok üstün beceri gerektirdiği... Bir şarkısı çıktı. Çok kötü ya. Bir
bir şarkı. Merve Boluğur'un bir şarkısı çıktı. Çok... Merve Boluğur'un şarkısı mı çıktı? Kötü ya. Çok iyiydi. Ben dinleyeceğim birazdan. Şöyle şarkının sözlerini hemen dediğim. Şarkının adı... sözü yok arkadaşım. Kızım bir sayfa söz var. Evet. Şşşt. T'yi nasıl uzatacağım ki? Doya doya. Oynayacağım doya doya. Dizginle beni. Hı? Birleştir. Birleştire takmış bir daha. Neyi birleştir acaba? Hadi şarkı açalım. Bir şey diyeceğim. Birleştir lafı ben... Oğlum bu stüdyo ortamında bir kayıt edilmiş bir şarkı mı? Beni çok itti, neden bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, bu kadın ben bu şarkıyı kendim açacağım için buraya sıkıyorum. Şarkının ritmi de yok sana. Evet abi. Şimdi duvarlar dile gelsin. Dayanabilir misin? Evet. Bu şekilde bir şarkı çıkartmış Merve Bolu. Neye üzülüyorum biliyor musun? Neye üzülüyorsun? Şu sözleri basmak için kullandığın kağıda. Biz tabii çok kısaltmış. Oy! Şahin olmamış bence ya. Oynayacağım diyor. Doya doya birleştir, diyor. Birleştir, ben anlamadım. Birleşelim diyor. Birleşelim demiyor işte. Birleştir diyor. He. Birleştir. Neyi birleştir? O bir orayı çözemedim. Birleştir diyor. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanın ürettiği şeyler hakkında çok bir şey demek istemiyorum. Şundan dolayı bir şey demek istemiyorum. Ona ne hissettirdiği de ve yaptığı daha önemli. Çok farklı bir şey içinde doğabiliyordur belki de bununla alakalı. O yüzden onun hissettirdiği şeye çok da açıkçası böyle terbiyesizlik yapmak istemiyorum. Güzel bir çalışma ama olmuş. Ama bir şey söyleyeceğim. Güzel bir yorum yaptı adam ha. Anladım. Daha önceki işlerinizden ötürü size bir saygım var. Severek izlerdik. Kişisel zevkinizdir. Bu şarkıyı beğenmişsinizdir, tasarlamışsınızdır, yazmışsınız, çizmişsiniz. Bence olmadı. Bu dramayı kesin yaratacağım. Bakalım iyi çıkıyor mu? Sıradaki videomuz bir sokak röportajındır abi. Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun? Muhteşem bir video bu. O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. Tek elime yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabii. Yani adamın bakışları çok iyi. Bu şey yayın başları ben değil mi? Bugün dedim mi? Bugün mutluyum, kalktım falan diye. Ben de böyle anlattım ya. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabii. Yani bu gidişat çok kötü gidişat efendim. Türkiye'nin ekonomisi nanay. Ben çiçekçiyim. Vatandaşı sevgi tılsımını yansıtıyor. Daha devam yok mu onun? Çok güzel. Çok güzel söz bu arada. Ama bir şey söyleyeyim, konuşma tarzından pazarlamacı ağzı oldu, o kadar belliydi ki. Evet, evet. Her şeyi satar yani. Evet, çok iyiydi yani. Gerçekten. Ama çocuğun hali tavrı da bir enteresan. Evet, çok garip. Tek böyle şey ya. Kalkıyorum, bir kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra aynen, yatıyorum aynen. Tekrar bunu yaptıktan sonra falan gibi tiyatral konuşmuş. O kadar güzel, da yapmıyordu ya. Güzel o kadar da yoktu o hareketler. Çok böylece hep kazanıyor. En iyi evet, video buydu galiba. Bir şeydi. Yani muhteşem bir video. Ben de şu pozitiflikle güne başlayıp güzel bir güne uyanıp böyle yüzümü yıkayıp temiz bir kahvaltı falan. Ben bu uyanıyorum böyle zombi gibi. Böyle orada orada. Bugün de ben de çok güzel uyandım. Çıkmış orada güzelce güne nasıl başladığını anlattı. Yine dünyada sadece benim başıma gelebilecek bir olay. Oynat bakalım. Peki videomuza efendim. Türkiye'den manzara analizeceğiz abi. Ay. Oha adam uçtu mu? Ay. Başarılı. Hops. Let that ass. Yamuk kapı yamuluyor. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Kapıyı mapıyı geçtim, düşmesini işte fiziksel hasar geçtim de o an hiç beklemiyor ya. Kalp krizi bile geçirebilirdi adam ha. Evet evet. Yazık adam. Ya evet, bu... evet evet evet. Değil mi? Bayağı bildiğin çok hızlı çarpıyor kanka burada. Ve adam yola gidiyor Allah korusun. Oğlum poposuyla kapıyı yamutmuşlar. Ayakkabısı falan mı çıktı orada? Elindeki telefon falan fırladı galiba. Telefon yola fırlıyor. Bak sana yemin ederim bu kimin başına gelebilir biliyor musun sadece? Benim başıma gelebilir. Bak bu abi kesin benim akrabam falandır. Çömeldiğiniz yere dikkat edin. Çömeldiğiniz mi? Eğildiğiniz. Eğildiğiniz mi? Yoksa?
Ben yapamam, söyleyemem. Kimin başına gelir biliyor musun? Senin herkesin başına gelir. Benim de gelir. Sen... Kesin benim başıma gelir. Sonra gelirsin. Hayır, benim başıma gelir. Hadi iddialaşalım. Biz de inanmayız sana. Ya videoyu taklit ettim şu an. Birebir hikaye böyle olur ya. Bunu da insan... Ay abartmayın ya. Ne bu? Her öğrencinin gerçekleştiremediği hayali biz gerçekleştirdik. Ne yapmışlar? Ha, sıraları birleştirmişler. Ay abartmayın ya. Neyi? Ay yol. Yaratıcı bir şey. Böyle teneffüsünde mesela yat 20 dakika. Bırak, orası okul ya. Sağ ol. Komik mi yani? Komik olsa komik. Tamam diye. Asla gülemedim. Yaram ufak. Ben de gülemedim. Bu inanılmaz bağıran adam değil mi? Bu kadar bağırılacak bir şey de değil be. Oha. Abartmıyor galiba. Bu ne abi? Türk influencerları gibi. Her şey abartmış böyle. Oo, eleştirel bir şey geldi. Türk influencerları gibi dedi. Hiç varlığından haberdar olmayan biri. İlk defa deniyorsa eğer. Gerçekten bu kadar korkabilir ve travmatik bir olay olabilir. Hiçbir şekilde sana gerçeklikle ilgili bilgisi yok, sıfır. Evet, bir gözlük takıyor. Bir gözlük takıyor ve bir anda aşağı düşüyor. Uçurumdan aşağı düşüyor. Ya bu evet makinenin... abi olabilir ya bu arada. Bence normal yani. Fantezi şey ya, senin beynini kandırıp hani orada evet olduğunu zannettim ben. Bunu eskiden televizyonla kolda yapıyordun. Sejuma tamam, 5 dakika sonra bekliyoruz. Biraz fazla mı tepki veriyor peki, yoksa hani hiç bilmeyen birisi ya olursa... Şöyle yani, bazı insanlar korkak ya. Bazı insanlar daha korkak yani. Böyle bir şey var. Evet. Bazı insanlar daha cesur, bazı insanlar daha korkuyor. Yani. Hadi. Bir çocuğun yazdığı bir şiire. Şarkıcı Ufuk Beydemir görmüş. Aa, bunu biliyorum. Bildiğim tek video bu galiba. Beste yapıp paylaşmış. Aa, hatırlıyorum. Ben bir tek miyim? Sonunda göreceğiz. Sağ tarafta da besteyi göreceğiz. Aa, tam da ben bir kek miyim diye bağırıyordum. Yağmur'un babası gelmiş. Nesin'cim iyi yayınlar, takipçilerine selamlar. Ayrıca Kurban Bayramınızı kutlarım. Size tekrar beklerim. VIP'lik vereyim bir saniye. Teşekkür ederim. Sizin de Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dilaver oğlu. Yaptım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. Mert de hemen bir anda spawn oldu. Ben bir kara delik miyim? Daha da güzel söylemiş bence. Ben bir iki miyim? Ben bir İsmail miyim? Oğlum çok iyi. Ben bir hiç miyim? Ben bir hiçliğin ortasındayım. Burası bayağı iyi. 7 yaşında hayatı kendini sana bu kadar sorgulatacak ne yaşattılar? Bu çocuğun kreşini değiştiriyorsunuz. Abi inanmıyorum. Bunlar bir yalan mı? Belki bir şey olabilirim. Belki bir şey çok olabilirim. Çok güzel yapmış ya. Belki bir ne yaşamış şey bu çocuk? Olabilirim. Belki bir şey olabilirim. Çok iyi. Çok başarılı. Muazzam. Çocuğun yazdığı ayrı bir muazzam. Çocuğun yeteneği de zaten tartışılmaz. Çok iyi. Ama çok tatlı yani. Mesela ben bir kek miyim cümlesi benim çok hoşuma gidiyor. Kendi kendime düşünüyorum falan. gerçekten. Ama gerçekten yani. 7 yaşındaki çocuğun bunu yazmış olması beni şaşırttı. Ben bir iki miyim, ben bir kek miyim, ben bir İsmail miyim? Ben neyim falan diye soruyorum. Aynen, ben sorgu. Ben kendi sorgulamaya başladım. Şaka gibi. Küçük ben yaşta... Hayır, ben bir yiyecek olacaksam ben lahmacun olmayı kabul etmiyorum abi. Ben kek olmak istiyorum. Ben kremalı havuçlu kek olmak istiyorum. Aa, kremalı havuçlu kek deyince aklıma şey geldi. Benim bir tarifim vardı. 3-4 sene önce yaptım. Çok güzel çilekli kek yapıyordum da tarifi unuttum bak. O iyi ki bıraktım onu. O zamanlar da kilo almıştım. Sürekli o keki yiyordum. Zalik hoş geldin. Kek Star Nesrin. Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.